günaydın. Bugün 9 Temmuz Pazartesi. Ablamla birlikte kahvaltı yapıyoruz ama saat birazcık geç. Saat şu an 1.30. 11'de kalktım. Video işlerimi hallettim. 2.5 saat nasıl geçti bilmiyorum. Kahvaltı yapacağım. Sonra ablamla gün içinde birkaç halletmemiz gereken iş var. Onları yapacağız. Bavulumu hazırlayacağım bugün. Böyle güzel bir gün bekliyor galiba bize. Neden bavulumu hazırlayacağım? Birkaç videomu söylemiş olabilirim ama ablam ve annemle birlikte ve anneannemle birlikte Kıbrıs'a gidiyoruz. Bir tatile gideceğiz bir haftalık. Bu kadar. Şimdilik ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Şimdi duşumu aldım. Kamera eşyalarımı ayarlayacağım. Bavulum şu an bu durumda. İçinde neler olduğunu hemen kısaca söyleyeyim. Böyle bir plaj çantası var. İçinde ayrıyetten poşetlere sığmayan elbiselerim var. Daha sonra burada bikinilerim var. Boyun poşetimde ayakkabılarım var. Otel odasına yerleştiğimizde daha net gösteririm kıyafetlerimi. Bir de bütün hafta boyunca neler giyip neler giymediğimi göreceksiniz zaten. Burada da kıyafetlerim var, ayakkabım var, makyaj çantam var. Bunu video izlediğinizde de koydum. Şuradaki ayakkabıyı yarın sabah giderken giyeceğim. Üstüme şu siveti giyeceğim, altıma kot şort giyeceğim. Ama kot şortumu bavula koydum. Şu an hatırladım, çıkartacağım. Kombini de ayarlamamıştım, o yüzden koydum. Şu havluyu almayacağım. Şurada da bikinilerimi çıkardığım poşet var. Ay, kutu var. Hatta şöyle yapayım. Şunu alayım. Şöyle üstünü kapatıp geri yerine koyayım. Çünkü gereksiz. Yine aldım bunları. Bugün aldım. Çok beğendim. Bence çok tatlılar. Beyaz istiyordum bayağıdır. Sonunda buldum. Şimdi sizin bu izlediğiniz benim hazırlık aşamamı. Ben gidiş yolumuzu, otele yerleşmemizi, otel odası turu yapacağım ve onu da göstereceğim. Uykusuzluktan çıkan gözaltı morlukları burada. Bu arada bir şey söyleyecektim. Ojelerimi sildim. Evet, şu an daha iyi sanki. Böyle bir oje var. Pembe alt tonu bir beyazımsı bir renk. İsmi veya numarasına bakıyorum şu an ama Milk Pink adlı bir oje. Bu arada gerçekten keşke bavul hazırlamak sizin montajlarda gördüğünüz kadar kolay olsa. Böyle hızlı hızlı bazen hazırlıyorum, montajı hızlandırıyorum boşaltmasını veya. Keşke her şey bu kadar montajdaki gibi kolay olsa ama değil. Bu arada bu şortu bazı fotoğraflarımda veya storylerimde giyiyorum. Çok kişi soruyor. Şu kot şort da aslında değilmiş bu. Annem gençliğinde, bu bayağı bir 30 senelik falan herhalde, bilmiyorum. Pantolonmuş. Annem de bunu kesmiş. O zamanlar böyle büyük pantolonlar, bol pantolonlar modaymış. Ama annem böyle kıvırarak şort olarak kullanıyormuş. Ben de bunu kullanıyorum gayet. Hazırlık aşamamı da bu kadar uzun tutmak istemiyorum. Çünkü şimdi oje süreceğim. Daha sonra tekrar beraberiz. Saat 6 çeyrek geçiyor. Biz ne deniyor? Uçak sırasına girmiştik. Check-in'lerimizi yapmak için. Kıbrıs'a gidiyoruz. 18 yaşından küçük olduğum için muvafakatnamem olmadan, annem yanımda ama babamın da olması gerekiyormuş ki sak imzalı. Muvafakatnamem olmadan Kıbrıs'a geçiş yapamıyorum. Name değil. Şu an pasaportum lazım. Veya pasaportum lazımmış. Babam da hemen bizi bırakıp gittiği için pasaportumu alıp geri geliyor şu an. Uçuş saatimiz de normalde 8.10 iken şu an 9.10. Bir terslik olmuş ama bilmiyoruz. Benim işime geldi. Babamın yetişmesi için iyi oldu. Ama evet, şimdi böyle birazcık canım sıkıldı da bilmiyorum yani. Ama gideceğiz elinde sonunda görürsen. Allah kısmet ederse. Öyle şimdi bekliyoruz babamı. Ondan sonra... Şu an peki bir şey söyleyeceğim. Otele gitmene yaklaşık bir 6.5 saat var. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yorgun. Açım. Şimdi kontrolden geçtik. Gidiyoruz. Düşmezsem eğer. Starbucks hiç kalabalık değil ya. Oh, sen ne alacaksın? Cold brew latte. Normalde 10.75. Lent 10.75. Cold brew. Bir, iki,
Ben çekiyorum şu an. Şu an fake. Kapan. Ha kapan. Telefonum nerede acaba? Bence daha fazla çekecek bir şey yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu an 8-10 geç olsaydı uçağımız yetişemiyordu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çok kötü bir şeyler yaşadık. Otel odasına gidince bir sağ salim orada anlatırım detaylı. Ama artık nefes alma. Olumsuzluklar bizi buldu. Aynen öyle. Neyse çok şükür. Şimdi nefes alma zamanı. Coffee break. Senin kanalına dönüşüyor bu. Şey, buzu biraz az olursa sevinirim dedim ve kız bana karşılık olarak dedi ki az buz olsun mu? Bunu daha önce neden düşünmedin? Cold Brew Latte yeni favorim, çok seviyorum. Herkes bana bakıyor. Ne içtiğini bir daha söylemek ister misin? İnsanlarla paylaşmak ister misin? Yaklaş ve dinle. Cold Brew Latte, sayısı ve az buzlu. Helal olsun. Sen daha kahvaltı da etmedin tabi. Şey, muz yedim. Muz doyurdu beni. Zaten öğlen vaktine gideriz. O yüzden otelde yerim. Çok aç değilim. Tek istedim olan şey falan. Çay gideceğiz birazdan. Bir önceki mektörüm sağlıklı bir şekilde. Tabii ki de şaşmadım, karıştırıyorum. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. İlk defa karameli bu kadar bol koyduk. Bence üstüne koydular galiba. Bilerek. İçine ha, çok katmamışlar. Şeker konusuna girmem. Evet, tadına bak. Buna gerçekten ihtiyacım varmış. Biz geldik. Çok heyecanlıyım. Sonunda geldik. Evet arkadaşlar, odamıza hoş geldiniz. Ben burada ablamla birlikte kalıyorum. Annem ve anneannem de birlikte kalıyor. Odalarımız farklı. Şimdi size çok kısa, odamızı dağılmadan sizlere bir otel oda turu yapmak istedim. Otelin adı Concord Hotel and Resort. Asla tabii ki de bana sponsor değil. Kıbrıs'ta bir otel bana sponsor olmadı, merak etmeyin. Biliyorsunuz sınav senesinden bu kadar bunaldığım için değişiklik yapıp her sene Bodrum yapıyorduk genelde. Bu sene Kıbrıs yapmak istedik. Yolculuğumuz birazcık değişik oldu, olumsuzluklar oldu. Onu şimdi otel oda turundan sonra anlatacağım. Ama hemen otelimizin odasına bakalım. Evet.
Evet. İlk olarak odamızda bir banyomuz var. İki tane farklı banyo varmış. Şu an fark ettim. Bir tanesi duşa kabinli. Duş almak için. Gayet güzel. Bu arada bu otel yeni açılmış. Biz de ilk gelenlerdeniz. Burası da küvet. Bizim evde bayağıdır küvet yok. Biz taşındığımızdan beri böyle ayaklı duşumuz var. O yüzden küvete köpük doldurup yatmayı o kadar özledim ve istiyorum ki. Evet, burası bu yüzden güzel oldu. Birazcık dinlenebilirim. Böyle iğrendiğim sınav sorularını düşünürken ben köpüklü banyo. Evimde bile yok ama otel odasında ışıklı bir ayna var, makyaj aynası. Bu arada biz bayağı hazırlıklı gelmiştik, diş fırçaları, her şey. Ama gerçekten her şeyi koymuşlar, diş fırçası, jilet. Bayağı hoşuma gitti. Ben bu arada bayağıdır tatile çıkmadığım için otel kültürünü unuttum arkadaşlar. Burada bir kurutma makinemiz var. Ablam benden önce geldi odaya. Benden önce hemen yerleştirdiğimiz eşyalarımızı. Burası işte banyo arkadaşlar. Daha sonra burada dolaplarımız var. Ablam yine yerleşmiş hemen. Ben de bavulumu açacağım. Şu büyük sarılı olan bavul benim. Eşyalarımı yerleştireceğim. Daha sonra bu taraf, şundan ikisi benim olacak. Buraya eşyalarımı koydum hemen. Bu ablamın makyaj çantası yine şuraya dizeriz biz muhtemelen. Burada dolaplarımız var. İki tane mi? Yok, bir taneymiş. Hı, tamam. Bayağı dolu gerçekten. Tamam. Burası normal bir dolap. Burada televizyonumuz var. Odamda ben sınav senesi hiç neredeyse televizyon izlemedim ve odamda televizyon kaldırmıştık. Televizyon görmek iyi oldu gerçekten. Burada da kettle'ımız, suyumuz var ama aşağıda her 7/24 kahve, her şey olduğu için sorun yok. Odayı kirletmeyiz. Burası şey dermişim, ders çalışma masam. Hayır, burası muhtemelen makyajımızı falan oturup yaptığımız veya video çektiğimiz bir yer olacak ve ben laptop getirdim, o yüzden birazcık işime yarayabilir. Burası yine ablam hemen doldurmuş. Oh oh, doldur. Ve balkonumuzun manzarası diyorum, başka da bir şey diyemiyorum. Annemler yemekte, ben yedim odayı beklerken çünkü çok açtım. Bayağıdır yemek yemiyordum. Burada da güzel bir dinlenme koltuğu. Hemen test edelim. Bakalım rahat mı? Tabii ki de rahat. Oh, şimdiden rahatladım. Gerçekten daha bir saat bile olmadı muhtemelen geleli. Yataklar tek kişilik ama genişliğini size anlatamam. Şimdi ben yatıyorum, siz yanımda kalan boşluğa bakın. Ben bu kadar ve bunlar tek kişilik. Bakıyoruz burada, evet, iki tane yatağımız var. Birisi ablamın, birisi benim. Çok heyecanlıyım ablam. Yani görebiliyor musunuz? O kadar mutluyum ki. Şu an hayatımda hiç tatile gitmedim mi diyeceksiniz ama özlemişim. Şimdi ben bavulumu açacağım. Giyineceğim bikinilerimi. Daha sonra aşağı ineceğim. Ve denize gideceğim. Tam tersini açarsam böyle olur. Evet, ben şöyle hazırlandım. Annemden yanına gideceğim. Oteli birazcık daha tanımam lazım. Hiç bilmiyorum. Gezmedim oteli. Oteli gezeceğim. Tabii ki kameramı da yanımda götüreceğim. Beraber gezeceğiz. Bakalım, inşallah güzel bir tatil bizi bekler. Evet ablam şimdi yazdı, beni çağırıyor. Evet, görüşürüz. Thank you.
tesis çok büyük. Odadan buraya gelene kadar yürüyorsunuz yani. Ama güzel bir yürüyüş. Böyle ah sonunda geldim değil. Ama ben bayağı beğendim gerçekten. Deniz de çok güzel. Deniz böyle buz gibi değil. Derinler çok soğuk. Ben şuralara falan kadar, oraya değil de şuralara falan kadar gittim. Derinler soğuk ama onun dışında sular böyle ılık yani sıcak, soğuk değil. Evet, şimdi son bir yarım saat 40 dakika daha burada yiyecek duruyalım dedik. Bikinlerimizi ıslak, kıyafetlerimizi giyeceğiz, şortlarımızı. Sonra odaya gideceğiz ve duş alacağız. Akşam yemeği için hazırlanacağız. Sonra fotoğraf çekeceğiz tabii yemekten önce. Karnımız şişmeden çünkü bayağı yiyoruz biz tatile gelince. Evet, alamı çekmeyeceğim çünkü şu an so attractive. Evet, akşam görüşürüz. Evet, şimdi üstümüzü giyindik. Biz makyaja başlayacağız. Bu fotoğrafımız artık İremciğim. Böyle terliklerle tabii ki. Evet, şimdi biz hazırlanmaya başlayalım. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar, aynaya alışık olmadığım için göstermeyi unuttum. Ama böyle bir ayna var. Daha iyi görebilirsiniz. Benim bu elbisem Zara'dan. Alışveriş videomda vardı. Ablamın elbisesini... Bershka'dan. 2 sene önce aldım ve iyi hayatımda ilk defa giyeceğim. Yani hiç yerim olmadı giyebilecek. Evet. Bugün fotoğraf çekmek için gideceğim. Hadi makyaj yapalım. Yapalım. Herkese günaydın. Şu an gözlük, ben yeni uyandım. Sesimi hemen anlayacağız. Zara ablam birlikte hazırlanıyoruz. Kahvaltı yiyeceğiz. Fakat şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Şimdi otel ve çevresinde yapılacak çok fazla bir şey olmadığı için ben bütün birinci günden itibaren bütün videolarımı birleştirmeye karar verdim. Çünkü gerçekten hiçbir şey yokmuş. Ay, 15 dakika edecek. Aynen, süresi yetmeyecek zaten. O yüzden şimdi size bir sabah güneşimizi alalım. Oh, içimiz ısıtıyor. Çok güzel bir manzaramız var. Annem dedi ki bizim manzaramız sizinkinden daha güzel. Ama bilmiyorum. Biz bugün ablamla şunu yapmayı planlıyoruz. Mesela havuzun bir kenarından gideceğiz, şöyle turlayalım dedik. Şöyle. O yüzden... Tam bir daire çizeceğiz. Aynen. Saat kaç abla? Şu an saat 9.35. Evet. Biz de hazırlanacağız ve kahvaltı yiyeceğiz. Ben kahvaltıdan sonra spora gideceğim. Yani, çünkü ne kadar denize girip şey yapabilirim bir gün içerisinde. O yüzden önce bir spor yapacağım. Sonra hem terlemiş olurum, sonra gidip jos diye denize atlayacağım. Ama suyun daha sıcak olduğunu fark edeceğiz tekrardan. Su çok güzel, sıcak. Böyle derinlere doğru gidince soğuyor. Farklı bir havası var. Ve deniz cam gibi, bakar mısınız? Nasıl parlıyor? Çok güzel. Yani gerçekten hava esmese biz düşünemiyorum. Kavrulmuştuk şu an, uyuyamazdık acıdan. Evet, çok sıcak ama sürekli esiyor. Rüzgarın etkisinden dolayı. Abla baksana, şezlonglar direkt havuzun önündeymiş. Şu an fark ettim. Böyle çok güzel. Şunlar çok güzel abla. Şuradaki. Asla. Bu arada dün hazırlanma videomuzu çekiyorduk. Ama ben başlatma tuşuna basmadığımı fark ettim ve videoyu çekmemişim. Ama bugün çekeceğiz ablamla nasıl hazırlanıyoruz diye. Evet, şimdi biz hazırlanalım, bir kendimize gelelim. Daha sonra da görüşürüz. Anneanneciğim sen de bak. Şimdi peki bir anasını söyleyeyim, emin olamam Akiremciğim. Üstümü değiştirdim. Bu spor şortum. Bunu da böyle giyindiğim için spor atleti var, stüdyonu var. Ben spor iniyorum. Ablam denize gidiyor. Sonra ben de yanlarına geçeceğim. Tabii ki 22 çok normal. Yani oteldeyiz ve spor salonuna gidiliyor. Evet. Evet. Evet,
sporla işim bitti. Annemin yanına gideceğim, yüzeceğim. İkinci spor olacak benim için. Evet. Şimdi üstümü değiştireceğim. İlerleyen zamanlarda, dakikalarda görüşürüz. Selam. Gerçekten çok yaratıcı bir giriş oldu bu akşamımıza. Bugün cuma, inanamıyorum. Bugün çarşamba günü. Saatler akşam bayağı geç şu an. Ve dışarıda canlı müzik arsanın bayağı eğlence müzikler geliyor ama bakın çok güzel. Biz sabahları şurada bir yerde ileride güneşleniyoruz. Orada deniz kenarında. Şöyle bir şey yapacağım. Otelin ne denir ona? Sabah spor zaman saati varmış. Saat 10.30'da spor yapacağım buradaki ekiple birlikte. Herhalde yarım saat falan sürecek. Sonra ben spor salonuna gidip yürüyüş yapacağım. Çünkü bana sadece spor hareketleri yetmez. Yürümem lazım. Daha sonra havuza girip o günkü sporumu tamamlarım yani. Yemekhanesinden tutun, otel, lobisi, her yeri, otelin dışı hariç her yer buz gibi. Yemek yemedik yani. Yedik, çok güzel yani. Yedik ama yerken böyle şeysiniz, rahat değilsiniz aslında. Ben dondum. Annem sweatlerimizi getirdi yani. Çok soğuk. Sadece bir tek sorun var. O da o yani. Ama şimdi dediğim gibi ben buraya gelirken neden ondan bahsedeceğim. Ama telefonum şarj bitti. Bir saniye, hemen onu şarja takmam lazım. Havaalanına geldik. Check-in sırasına girdik. Herkes check-in yaptırdı. Annem benim kimliğimi verdi. Biletimi almak için. Sonra dedi ki işte pasaportunuz yanında mı veya baba yanında mı? Pasaport yoksa muvaffakatname ile Kıbrıs'a giriş yapılabiliyormuş. Babanın da imzasıyla, ıslak imzayla birlikte. Veya pasaport varsa babaya gerek kalmıyormuş. Şimdi benim pasaportum var. Ama babam bizi kendi arabasıyla havalimanına kadar bırakıp geri dönecekti. Bizim planımız bu ki öyle oldu. Babam geri döndü. Biz de o an zaten bir olayın şokunda. Hemen işte babam aradık. Hani dedik baba pasaportumu getirmen lazımmış. Yoksa çıkış yapamıyorum Kıbrıs'a. Babam apar topar zaten son hız gitmiş. Sağ olsun. Hemen tekrardan pasaportumu alıp geri geldi. Fakat biz şu arada bunu şöyle bir şey düşünmemiz gerekiyordu. İşte uçağı kaçırır mıyız? Saat 8.10'daydı uçağımız. Biz check-in yaptırırken saat 6.30-6.40 falan da herhalde, o kadar geç değildi. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Oradaki yetkili kişi, yani biletlerimizi alan kişi dedi ki zaten uçağınız 9.10'da rahat rahat yetişirsiniz. Biz dedik ki hayır, saat 8.10 geçe uçağımız, nasıl olur dedik. Annem hatta ekran SS'i almıştı. Çocuğa gösterdi bilet alırken ki aldığı SS'i. Hayır bakın 8.10 geçe yazıyor sabah uçağımız falan dedi. Çocuk bize dedi ki hayır, bizim öyle bir uçuş saatimiz yok. Şu an ekrandan bakıyorum dedi. Dedik Allah Allah, nasıl bu mümkün? Dedik neyse tamam, bunu sorun edemeyiz çünkü zaten yetişemeyecek. Babam hemen almış, getirmiş. Bu arada biz bayağı uzakta oturuyoruz Sabiha Gökçen'e. Hani trafik olsaydı asla yetişemezdik hiçbir şekilde. Altan sabah erken çıktığımız için çok rahat gidip gelebildik. Gelebildi babam daha doğrusu. Sonra babam pasaportumu aldı, getirdi. Hemen işlemlerimizi yaptık, sorun bitti. Sonra bu toplam iki tane sorun oldu. Bir gün öncesinden diyordum ki ben pasaportumu alsam mı, ne olur ne olmaz. İçime böyle bir şey doğmuştu ama işte almadım gerek olmaz diye. Annemler çünkü kontrol etmişti. Bir de şöyle bir olay var. Siz çıkışınızı yaparken dış hatlar çıkışında böyle bir pasaport kontrolü sırası diyeyim işte. Orada size bazı gerekli evraklar, işte pasaportunuza kontrol ediyorlar veya kimliğinize vesaire. Orada şöyle bir şey var. Yurt dışına çıkış pulu diye bir şey var galiba. Pul ama tam öncesinde yazan şeyi hatırlamıyorum. Tam okuyamadım, sinirden artık elim ayağım tutuyordu. Kuyruğa girdik. Bize demişlerdi ki internetten falan baktık işte. Pula gerek yok. 18 yaşından küçükseniz de büyükseniz de pul girişine gerek yok. Pasaportunuz varsa veya işte. Yani gerek yok diye okunmuştu bizde. Biz sıraya girdik. Onun da bir sırası var bu arada. Bayağı pasaport sırası. Girdik. Bize sıra geldi. Yine benim kimliğimi aldı. Benim pasaportumu aldı. Bilmem ne, pulun var mı dedi. Hayır gerek yok demişler dedik. Evet gerek var dedi. Yoksa hani sizi alırsam bana ceza kesilir dedi. Hayda. Tekrardan çıktık o sıradan.
Abla o pulu ne deniyor? Yurt dışı harç pulu. Ha, yurt dışı harç pulu. Yurt dışı harç pulu almak için tekrardan bir yere gittik orada. Para o 15 lira kadar bir şey, onu alıp veriyorsunuz. Ve gerçekten size şöyle bir şey söyleyeyim. O pulun etkisi sadece o görevliye gösterdikten sonra o etki bitiyor. Onu ondan sonra çöpe atın. Hiçbir şeye yaramıyor. Bu kadar gereksiz bir şey bence. İşte annem pul aldı. Tekrardan o sıraya girdik. Tekrardan kontrolden geçtik ve uçağa doğru gittik. Ama gerçekten böyle o anları yaşarken dedim ki yani Allah kahretsin bu nasıl bir şey yani. Sürekli bir şeyler çıkıyor ve gerçekten korkmuştum eğer uçağımız 8.10'da olmasaydı geç kalırız diye. Biz ilk benim pasaportum gerekli olduğunu öğrenirken çocuk dedi ki neyse saat 9.10'da uçak falan diyor. Ben orada şey anlıyorum hani bir sonraki uçuş herhalde o saatte. Çocuk bize öneride bulunuyor o saattekine binin diye. Neresem zaten 8.10'da öyle bir uçak yokmuş. Ama hala o 8.10 neden çok merak ediyorum abla. İnternette yazan mı yanlış yazdı? Ama böyle bir şeyin hatası olamaz. Yani bilmiyorum. Veya son anda uçuş saatleri değiştirildi bilmiyorum. Ama Allah'tan erken gitmişiz. Erkenden sıraya girmişiz. Yani eğer Kıbrıs'a gidecekseniz ve 18 yaşından küçükseniz pasaportunuzu da alıp gidin ve iyi ki pasaportum varmış yoksa hiçbir şekilde çıkış yapamıyordum. Ama babam yazdı muvaffakatnameyle çıkış yapabiliyordum. Anlayacağınız o ki gelirken birazcık gerildim ama çok şükür şu an buradayız ve ikinci günümüzdeyiz. İkinci günümüz bitti ve ben bayağı burada 4 gündür falan olmuş gibi hissettim şu an. Günler çok yavaş geçiyor ve günün içine bir sürü şey sığdırdım. Bugün gördüğünüz gibi spora gittim. Sonra yüzdüm. Sonra yemek yedik. Sonra yine yemek yedik. Bizim tatillerde ablamın fix yaptığımız şey asla acımıyoruz ve yemek yiyoruz. Çünkü normalde biz hiçbir şey yememeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyden kastım yani. Gerçek anlamda. Hani, hiçbir şey. Hiçbir şey. Hani ablam mesela içer. Çorba içer. Öğlen birazcık salata. Hani günde toplam 500-600 kalori alıyoruz. Bir gün şey yaptım. Saydım. 500-600 kalori alıyoruz. Ama ben okul bittiğinden beri bunu yapmaya çalışıyorum bu arada. Ablam daha fazla da yapıyor olabilir bilmiyorum. Ama ablam yine yer ve kilo alamaz. O öyle birazcık maalesef. Evet, bu gereksiz bilgiden sonra da şimdi saatler... Benim telefon niye çalsın? Tuşuna basmamışım. Galiba prizin. İki tanesinin tuşuna basılmış. Sadece ortasındakine basılmamış ve ben gidip ortasındakine takmışım. Evet. Ve bugün ablamla sizler için iki tane video çektik. Güzel oldu bence. Eğlenceli bir video oldu. Böyle bir mont beğendim. Sizce nasıl? Ben çok beğendim. Şu yanları fırfırlıymış. Ablam kamerayı almak istiyor. Beni mi çekmek istiyorsun? Bu arada otelde bir sürü kişiyle tanıştım. Çok sevindim. Hiç tahmin etmemiştim. Afyon'dan gelen, İstanbul'dan gelen bir sürü kişi var ve benimle tanıştılar. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok böyle şey hissettim. Öyle hissettim. Gerçekten içimden böyle hissediyorum. Çok ne kadar hissetme kelimesini kullandın. Gerçekten mi? Çünkü çok benden daha çok gerçekten kelimesini kullanmaya başlamam ben peki. Ben gerçekteni çok gerçekten kullanıyorum. Ama ben videolarda bunu diyorum. Normal hayatımda demiyorum. Ablamın en çok kullandığı şey bugün toplantı yaparken fark ettim. Hani. Hani böyle şey hani işte şunu şöyle yaparsak hani ablamın bir de kamera yaptık o yüzden bir şey diyemedim ama hani diyorsun ama kendini ifade edemediğin için yani böyle. Bence acilen diksiyon dersi almam lazım. Bence evet şimdi de tavsiye ediyorum. Hepimizin alması lazım bence çünkü Türkçe doğru kullandığımızı düşünmüyorum asla. Evet İrem tatilde insanların giydiği kıyafetleri görünce çıldırıp yani şöyle biz her zaman olmuyor mu bildirim bu? Bildirim geldi bana. O yüzden bakmak istedim de. Şöyle bir de evet tatilde ben giderken hep böyle son trendlerde olan şeyleri almaya çalışıyorum. Veya fotoğraflarda gerçekten güzel çıkacak şeyleri seçmeye çalışıyorum. Ama yenisi geldikçe de geliyor. O yüzden bakıyorum uygun fiyatlı olunca almaya çalışıyorum yani. Bir de ben hani böyle işler yaptığım için fotoğraflarımla ilerleyebildiğim için giydiklerim size böyle yaz şeyi gibi düğünlerindeki davetliler gibi bilmiyorum bence bu giyilebilir. Ablamın bunun altına giyeceği şey şimdi size güzel söyleyeceğim. Kız mükemmel de. Yüzünde çil var bak görünüyor. Evet biliyorum. Ablam bunun altına sizce ne giyer söyleyeyim mi?
siyah Vans. Giydiği tek şey bu. Her şeyin altına bunu yakıştırıyor. Çünkü her şey uyuyor. Neydi night routine? Şey. Burada çok zengin. Hotel room night routine. Yes, yes. Hotel room night. Okay. O zaman hepinizi öpüyorum. İyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Kahvem ve sporla. Günaydın. Herkese günaydın. Aptal gibi hissediyorum. Yani tatilde bu oluyor. Çok uyuyorum ve çok aptal gibi hissediyorum. Şimdi mini barımdan suyumu alacağım. Ablamlar kahvaltıda ben birazcık geç kalktım. 33'lük gençim var. Ben de yanlarına gideceğim ama kahve içip spora ineceğim ben. Güneşe çıkmak şu an hiç istemiyorum çünkü hava çok sıcak ve her yerim cayır cayır yanıyor. Şu an gidersem benim için hiç iyi olmayacağını biliyorum. Ay bir saniye. O yüzden spora gideceğim. Orada spor yapacağım. O zaman ben spora gideyim, orada görüşürüz. Evet, şimdi odadayım. Gördüğünüz gibi ablam... Ablam arıyor yani, dur şöyle bak. Efendim. Tamam, geleceğim. Tamam da, hadi öptüm, bye bye. Evet, ablam deniz kenarında, annemler de hep birlikte. Ben spor yaptım birazcık. Yarım saat bir spor yaptık. Şimdi üstümü değiştireceğim. Deniz kenarına gideceğim. Yamuk tutuyorum galiba. Deniz kenarına gideceğim. Ablam hem şey yapsın diye, denize girsin diye eşyalara bakıyormuş. Yani şimdi deniz kenarına gidiyorum ama bazı şeyler çıktı yine. Ne denir ona? Emre'nin SD kartın hafızası dolmasın diye kendi SD kartımı takmıştım kameraya. Fakat o kartı takarken kartın şeyin formatın değişmesini istedi kameraya göre. Benimki Canon'du, bu Sony kamera. Ona göre değişiyormuş. Ama değiştirirken de normalde SD kartta olan görüntülerin hepsi siliniyormuş ama birazcık şey oldum. Galiba bir sürü şeyim gitti ama neyse diyorum. Evet, şimdi üstümü değiştirdim bu arada. Ablamların yanına gideceğim. Dediğim o ki görüntülerim silindi falan filan. Mutsuzum gençler. Evet, ben şimdi ablamın yanına gideceğim. Daha sonra görüşürüz. Everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our gray, but somewhere there's a light inside of us.
it shows the way. Not looking for no, no, no heaven or gold, cause I got you, I got you. Don't wanna show, oh, oh. Show us off, but you're my all. All that I need, trying to sugar coat, but I'm flying so high, I don't even know if I'm coming down. You rock my boat when you hold me so tight, the world just disappears in front of my eyes. I'm telling you why, this ain't no madness. The smoke in the mirrors are memories, now the sun's gone down. Like a river rushing way up above. This ain't, yeah, this ain't no sugar-coated love. Stay in bed, I still got the feeling that you're next to me. Stuck in my head, when lights go off, you're everything that I could ever want. Your touch so soft, not looking for no, no, no heaven or gold, cause I got you, I got you, I got you. Don't wanna show, oh, oh, show us off, but you're my all. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 13 Temmuz Cuma günü. Ve yine sweatleyim. Ablam da yine giydi çünkü klimamızı açtık ve yemekhaneden geldik. Yemekhane yine çok soğuktu. Şimdi sizlere bugünkü korkunç deneyimimizi anlatacağım. Ablamın yanına geleyim. Şimdi abla sen kamera tutar mısın bana? Tabii. Etemi düzelteyim. Bugün ablamla birlikte öğlen saatlerinde güneşe çıktık. Normal bir gündü. 3 gündür yaptığımız şeyin 4.sünü yapalım demiştik. Ben bugün yağ ismi vereceğim. Çünkü eğer bana zarar verdiyse başkasına zarar vermesini istemem. Arkonem'in bir tane güneş yağını kullanıyoruz. Hemen gösteriyorum. Bunu da görünce ama. Bu. Bunu sürüyoruz. Daha sonra ben bugün ilk defa galiba yaptım. Bir tane de. Şöyle bir güneş kremimiz var. Bunu normalde yüzüme sürüyorum güneşli günlerde. Çok iyi geliyordu. 50 faktörlü. 50 faktör korumalı olması gereken bir güneş kremi. Bunların ikisi ben karıştırıp sürdüm. Belki bunlardan dolayı cildime bir şey oldu ve reaksiyon gösterdi yani. Cildime yanmaya başladı bir anda. Saat, bir saniye abla. Şu üstümü çıkartacağım, göstereceğim çünkü. Saat 12 falan değil. 12.30, 1'e geliyordu. Biz 1'e 10 kala, 2'ye 10 kala yukarı çıktık. Saat 1 gibi ablam denize giriyor, ben giriyorum, güneşleniyoruz. Şey yapıyoruz işte, sürüyoruz, güneşleniyoruz. Daha sonra böyle ilk defa oldu. Gölgeyi geçme isteğinde bulundum ilk defa. Normalde hani hep öğlene kadar güneşlenebilirdim. Ama ilk defa dedim ki gölgeye geçmem lazım falan filan. Ablam zaten gölgedeydi. Bu arada ablamın güneş alerjisi var, buralar hep kabarıyor. Ablam bir erkenden kabardı. Sonra ben de bayağı kötü oldum. Böyle yandığımı hissettim. Abla dedim hani boşver, daha 4 gün buradayız. Güneşleniriz yani, acelemiz yok. Çünkü şimdi çıkmazsak daha kötüsü olacak. Ve hani hiçbir şekilde kurtarışı olmayacaktı bu cildimize. Ama biz bu kadar kötü olacağını bilmiyorduk. Biz bir anda apar topar kalktık. Odaya doğru geldik. Siz de gördünüz zaten, o servise bindik. Odaya geldik. Hemen yemekhaneden yoğurt aldık. Çünkü bir anda gerçekleşti hani o olaylar. Yürürken hiçbir şey yokken bir anda yanmaya başladık. Kaşınmaya başladık. Çok kötüydü. Sonra yoğurt aldık. Odaya geldik. Hemen yere yattık ablam birbirimize. Yoğurt sürdük. Önceki çok güzel bir ferahlama geliyor. Onu söyleyeyim. Hayatımdaki en güzel şeydi. Klimayı da açtık. Hani o an yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Çünkü ölüyorum yani. Kaşıntıdan ve yanmaktan ölüyordum. Şimdi size göstereyim. Bu içimdeki sütyen. Şurada beyazlığı görüyorsunuz. Buralarım hep yandı. Yani şuralarım kızarık sürekli. Şu an. Belki çok görmüyorum ama karnımdaki kızarıklık görünüyor mu? Oo, hem de nasıl? Buralarım full kızarık. Ablam da aynı şekilde. Ve şöyle düşünün. Kemiğimin, damarımın içine kadar kaşındığımı düşünün. Saatlerdir böyleyim. Ablam da aynı şekilde.
Buzdolabında bazı içecekler oluyor ya hani. İlk başta bu arada yoğurt yıkandık, duş aldık buz gibi sudan. Doktora gittik buradaki. Silverdin sürdü bütün vücudumuza. Onu o emene kadar bayağı ağladım yani hüngür hüngür. Sinirlerim çok bozuldu çünkü geçmiyor. Hani geçmesini bekliyorum. Bir önce kremensin ve geçsin diye bekledim. Geçmedi. En son şey aklıma geldi. Yani dolapta içecekler oluyor mini barda. Oradaki işte gazozlu, kolaydı. Onun tenekelerini, donmuş tenekeleri üstümüze yapıştırdık. Onlar bayağı bir ferahlattı. O aslında onlar iyi geldi galiba, bilmiyorum. Birazdan bir daha yapacağım. Çünkü yani ben böyle bir kaşınma görmedim. Krem emiyor işte, hiçbir şey olmuyor. Ağlıyorum saatlerdir. Çok kötüydü ama şu an iyiyiz. Ablamın böyle bir yarım saat 40 dakika uyuyabildik. Bunca çabadan sonra. Şu an iyiyim. Ama hala bir sıcaklık var üstümde. Ama çok şükür saatler önce çok kötüydü. Çünkü ilk anki reaksiyon falan filan çok kötüydü. Şimdi benim tavsiyem şu. 2-3 tane bir şey karıştırıp sürmeyin. Bunu ilk defa yaptım gerçekten galiba ve ilk defa böyle bir şey oldu. Birisinin korumasına, diğerinin yakmasına güvenerekten sürdüm. Çok saçma. Abla sana neden oldu peki? Ben vallahi hiç arkonem kullanmadım. Ben sadece koruyucu sürdüm ama yok yani. O zaman koruyucuyu büyük ihtimalle çıkmamak lazım. Yani hem o olabilir ya da şey var, hani koruyucuyu sürdükten sonra deniz suyu görüyor vücudumuz. Belki tuzlu yandığımız yaktı. İçin yaktı diye düşünüyorum. Yani ama her bir daha şey asla olmuş olabilir ama ben tövbe ettim. Yani benim bildiğim iyi markalar ama bilmiyorum. Gidip klinik doktorlara soracağım yani, en iyisi güneş yağı neyse onları alacağım. En iyi korumayı alacağım çünkü böyle bir şey asla bir daha yaşayamam. Çok iğrenç bir durum. Çünkü elinizden hiçbir şey gelmiyor. Ne kadar bir şey sürerseniz sürün geçmiyor. Çok kötüydü ama yani. Ya ben bilmiyorum, hani bir de zaten video falan çektik, orada anlatmıştım bu güneş alerji olayımı. Evet. Ben de hiçbir şekilde geçmedi ama. Cildiyeciye gitmedim çünkü hani dedim, çünkü alıştım yani, anladın mı? Kaşıyordum böyle, sonra geçiyordu ama ilk defa böyle bir şey. Bugünkü yanıkla birleşti evet, işte. İlk defa böyle bir şey yaşadım ama şu da var mesela, buranın deniz tuzu bayağı vücuduna bembeyaz şekilde yapışıyor. Çok fazla tuz var bu denizde. Bir de buranın güneşi çok yakıyormuş. Evet, çok yakıyormuş. Çok dikmiş. Bugün revirdeki kadın bize, doktor söyledi. O yüzden yani daha dikkatli olacağız ve asla güneşe çıkmayı düşünmüyorum. Burada yani olsun bence. Aynen. Daha da, yeni yeni alışıyorduk otele ama denizine aynen alışamadık. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bu arada aynen şunu söyleyeyim. Deniz mükemmel. Deniz şeyi çok güzel. Suyu, işte temizliği bence çok güzel. Hiçbir denizde bu kadar temiz görmemiştim. Sadece bu yağlar evet bugün birazcık canımızı okudu. İlerleyen yarın bu arada Kıbrıs turuna çıkıyoruz. Abla sen söyle, ben yine yanlış söylemek istemiyorum. Ne yapacağız yarın? Saat 9 ile 5 arası bir tur varmış. Lefkoşa'ya mı götürüyordu? Lefkoşa, Girne. Girne Kalesi mi? Lefkoşa Kalesi, öyle bir şeyler aynen, varmış. Bir şey var. Bir de alışveriş merkezi falan varmış. Oraları gezeceğiz. Yarın tur yapacağız. Zaten deniz falan görmek hiç istemiyorum. Çok kötü sinirlerim bozuldu çünkü bugün baya. Yarın böyle geçecek. Sabah kahvaltı edeceğiz otelde. Öyle gezeceğiz. Hem size de güzel görüntüler çıkmış olur. Çünkü 4-5 gündür 4 gün salı, çarşamba, pazar, 4 gündür buradayız ve başka bir yere gitmediğimiz için birazcık ben de sıkılmıştım video çekmekten aynı şeyleri. Siz de sıkılmış olabilirsiniz. Böyle atraksiyonlu günler oldukça tabii ki çekeceğim ama dikkat edin gerçekten, hiçbir şey sürmeyin. Yani şöyle söyleyeyim. En iyi korumalara gidip alın. Yani öyle evde var bunu süreyim demeyin. İyice araştırın. Çok kötüydü gerçekten. Bir de ben yoğurtlu Instagram'a story attım. Herkes diyor sakın al sürme. Yok şimdi bunu sür. Dedim daha kötü olacaksam hani bittim ne yapacağım. Çok kötü. Ona da birazcık telaş yaptım. Ama şimdi iyiyim. Ablamla birazdan lobi yeneceğiz. Bir şeyler içeceğiz. Evet şimdilik böyle. Bu arada buraya geldiğimden beri günde 4-5 tane iced latte. 3 tane Türk kahvesi. Kalp çarpıntısı nasıl olmuyor bilmiyorum ama bir kalp çarpıntısı da atlatamam gerçekten. Ona şeyim yetmeyecek, gücüm. Ama bugün gerçekten çok korkunçtu. Daha beterinden saklasın Allah. Yani şu an kıpkırmızıyım, inanamıyorum. Bayağı yandım yani. Birinci dereceden yanık. Evet. Daha sonra görüşürüz. İyi geceler. Bu arada şey, buralarım da yanmış, gözlerimin altı görünüyor mu bilmiyorum ama buralarım da birazcık yanmış. Ah ah ah. The smoke in the mist.
böyle bir markete geldik. Bu arada makyajımı çok beğendim. Markete geldik. Burada bir sürü kıyafet var. İşte bavul, çantalar var. Onlara bakacağız. Şimdi orada kendimi çekiyorum. Evet. Bugün Lefkoşa Girne turu yapacağız. Bayağı gezeceğiz grubu. Güzel şeyler var. Birisinin altına veriyor. İlk defa birisi vlog çekiyordu yanından geçerken. Wow. Memories now the sun's gone down. Like a river rushing way up above. This ain't, yeah this ain't no sugar-coated love. Arabada 10 dakika falan uyudum. Çok güzel içim geçmiş. Çok güzel geldi. Çocuk inanç vardı. İşte Afrodit olayları vardı. Bu yüzden Afrodit'in adaya ayak basması diye geçen yer Paphos. Şu an güneydeki Baf şehri. Bu yüzden adanın başkenti orasıydı. Ta ki milattan sonra 395'e kadar. 395'te Roma kendi içerisinde ikiye ayrıldı. Doğu Roma, Batı Roma. Ya da diğer bir deyişle Ortodokslar, Katolikler olarak ikiye ayrıldılar. Adamız da tabii ki Konstantinopolis'e yakın olduğu için, yani Doğu Roma'nın merkezine, hakimiyetine yakın olduğu için Doğu Roma tarafına yönetilmeye başladı. Yani Bizanslar tarafından. Nereden? Gazimos'a yakınlarında bulunan Salamis harabeleri adanın artık ikinci başkenti oldu. 477'de, yani milattan sonra 5. yüzyılda Barnabas İncil'i eğer bilmem duyduysanız, yasaklı İncil, Aziz Barnabas adına ki şahsen kendinin yazmış olduğu, şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde muhafaza edilen, bir kopyasını Ankara Etnografi Müzesi'nde sergilenen, Hakkari'de bulunan bu yasaklı İncil ta 5. yüzyılda bulundu adada. Konstantinopolis kralına teslim edildi. Konstantinopolis kralı da dedi ki artık Kıbrıs'ın bağımsızlığını kabul ediyorum ve adadaki ilk devlet dini Semavi din resmi olarak Hristiyanlık oldu. Günümüzde de tabii ki Fener Patron'a bağlı değiller. Kendilerine bütçeleri, kaşeleri, karar kılma yetkileri var. 647'de Müslümanlar gelmeye başladı. İslam akınları başladı adaya. Nereden? Larnaka'dan. Bu yüzden Peygamberimizin süt teyzesi orada şehit oldu. Sahabelerin deniz aşırı seferi esnasında Peygamber vefatından sonra Kudüs, yani Larnaka'nın karşısındaki şu anki İsrail'de Müslümanlar tarafından kuşatma altına alındı. Yavaş yavaş Orta Çağ zamanları başladı. 1185 Kudüs Kralı Selahaddin tam anlamıyla, yani daha doğrusu İslam komutanı Selahaddin Kudüs'ü ele geçirdi 1185'te. Tabii o orayı ele geçirmesine rağmen Haçlıların 3. Haçlı Sefer düzenlenip destek yolculuğu vardı Kudüs'e. İngiltere Kralı Richard o dönemlerde sefere katıldı. Baktı ki tam bu sahilden geçerken gemilerimden biri eksik. Aman Allah'ım, içinde müstakbel eşim ve nişanlım da vardı. En önemli gemi kayıp, ortada yok. Geri geldi, Kıbrıs'a geldi. Duydu ki Bizans kralı kızları esir tutuyor. Kralı öldürdü, Bizans kralını. Nişanlısını, kız kardeşini kurtardı, düğününü yaptı. Bu defa çıktı Richard. Oradaki Hristiyanlara destek vermek için. Bir baktı birileri gelir adaya, tapınakçılar gelir. Tapınak şövalyeleri Richard'a dediler ki, kardeş Richard, istemezsen bu olayı sat bize. Dünya tarihinde toprakla faiz satan, yani banka sektörünün bir diğer, yani diğer de işte banka sektörünün kurucuları tapınakçılardır. Toprakla faiz satma konusunda ilk teşkilat diyebilirik. Tapınakçılar adaya geldiği zaman, tarih zaman dilimi 1190. Richard tabii bunu, Richard'a bu teklifi yaptıklarında Richard dedi ki, kabul ediyorum, tamam, ben bu adayı istemem zaten. Verin bana 100.000 altın, alın, ada sizin olsun. Kullanın. Onlar da Richard'a parayı verdi, Richard yola çıktı. Ama bir yıl sonra ada halkı, Kıbrıs'ın kendi halkı,
ki kimisi Hristiyan, kimisi Yahudi. Dediler ki, Richard gel bizi bunlardan kurtar. Yüksek vergi koydular, başa çıkamıyoruz. Richard geldi, tapınakçılar gördü. Ver bize parayı geri dediler. Madem geldin, parayı ben harcadım. Adayı da istemem, dedi Richard. Karşı geldi. Aralarında anlaşmazlık oldu. Tacın o topraklarını kaybeden Fransız asıllı Guy de Lusignan Kralı, günümüzde Peugeot armasının sahipleri, aslan figürü biliyorsunuz, araç markasında Peugeot, onlar. Evet, geldi kral birkaç kudüsüyle, hemen bu olaya el attı. Dedi ki, Richard kardeş ödeyemem borcunu, hiç merak etme ben öderim. 40.000'i ben bunlara peşin vereyim, sen de git onlar da gitsin, bu ada benim olsun. Anlaştılar ve artık adamız Katoliklerin hakimiyeti altına girdi. Adada Ortodokslar gene yaşamaktaydı. 1487 yılında adaya bu güzel bayan gelin geldi, 15 yaşında. Katerina Cornaro adı, Cornaro ailesinin, ki biliyorum belki duymuşsunuzdur. Baba filmini izlediyseniz Cornaro ailesinin. Yani Venedik'in ünlü ailesinin zengin kızıydı. Kraliçe olarak yani geldi, evlendirildi işte. Ama bir yıl evli kalabildi. Çünkü kocası ve bir yaşındaki oğlu, Kral 2. James ve başa gelecek olan çocuğu öldürüldü amcaları tarafından. 16 Şubat 1489'a kadar kraliçe olarak adayı yönetti. En son tacından feragat etti ve Venedik'e gitti. O zamanlar Kuzey Denizi'nin karşısında yükselmekte olan imparatorluğun adını size sorayım. Hangisiydi? Kuzey Denizi'nin karşısında yükselmekte olan imparatorluk. Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni Sultan Süleyman. Hürrem dönemleriydi. Adamı Venedikler tarafından yönetildiği yıllarda. 1566 Kanuni vefat ettiği yerine oğlu Selim geldi, entrikalar sonucu. Selim 1566'da padişah oldu. 4 yıl sonra aldığı fetvalarla Kıbrıs'a seferi başlattı. 1 Temmuz 1570'te başlayan Osmanlı-Venedik Savaşı Layla ve Sokul Mehmet Paşa tarafından yürütüldü. 1 Ağustos 1571 Gazi Mausa Kalesi'nin alınmasıyla tam anlamıyla ada artık Osmanlı hakimiyetine girdi. Ha, bu savaşın sonunda Akdeniz'de büyük bir deniz savaşı yaşandı. Bu deniz savaşından Osmanlı donanması yenik çıktı ve Sokollu Mehmet Paşa'nın tarihteki en büyük sözü, onlar bizim sakalımızı kesti, biz onların kolunu kestik lafı Kıbrıs seferi sonunda söylendi ve Venedik'in ganimeti toplandı, Edirne'ye gönderildi. Edirne'de o yıllarda Mimar Sinan Büyük Selimiye Camii'nin inşaatı aşamasındaydı. Maddi imkansızlıktan camiyi bir türlü bitiremiyordu. Ama sonra maddi imkan geldi, camiyi bitirdiler. Ada tam anlamıyla artık Konya, Karaman bölgesinden has Türklerle tanıştı. Osmanlı İmparatoru öyle gelişi güzel kişi göndermedi. Baktı adada zanaat grubu olarak, yani bir meslek grubu olarak hangi meslekte ihtiyaç varsa onları gönderdi. Yani kunduracı, helvacı, terzi ustası, kebapçı. Osmanlı döneminde geldi, Kıbrıs'ta yeni meslek grupları oluşmaya başladı. Artık yavaş yavaş zaman ilerlediğinde 400 bin Rum, 100 bin Türk adada ortak yaşamaya başladı. Ta ki 2. Abdülhamit zamanına kadar. 1878. Ruslar Boğazlara saldırdı. Yeşilköy Anlaşması'na uymadılar. Ayastefonu'na. O zamanlar Topkapı Dolmabahçe'ye taşınmaktaydı. İngiltere Kraliçesi Victoria Abdülhamit'i ziyarete gitti ve dedi ki, ver bana Kıbrıs'ı, koruyayım senin boğazların Ruslara karşı. Abdülhamit karşı geldiğinde için veriyorum sana toprağımı dedi. Gel bir kira anlaşması yapalım. Madem bu kadar çok isten, 50 yıl sen yönet, bana bunun kira bedelini ver. Ve böylelikle İngiltere Osmanlı İmparatorluğu'nun yani boğazlarını korumasına yardımcı olur. Anlaştıkları ücret 92.799 sterlin, 11 pound 3 penny senelik. Ama 1. Dünya Savaşı 1914'te başlayınca Osmanlı Almanya'yı seçti, yenik çıktı. İngiltere'de Kıbrıs'ı zorla el koydu, ihlak etti. 1920 yılında yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı ve ne oldu? Lozan Anlaşması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti kabul etti ki Kıbrıs artık İngiltere'nin bir sömürgesidir ve kira olayı son bulmuş oldu. Sözleşmenin dolmasından son 8 yıl kalmıştı. 1950 yılında Birleşmiş Milletler kuruldu ve adada yaşayan Rum vatandaşları bağımsızlık istediğini İngiliz'e karşı gelerekten duyurdular. İngiltere bu duruma karşı geldi ve yavaş yavaş 1 Nisan 1955 EOKA kuruldu.
Ayako'nun kurulmasıyla sonrasında yaşanan ve Nihat İlhan'la alakalı olan olayı merak edenler varsa müze içerisindeki sağdaki ilk odada anlatacağım özetçe. Yani dinlemek isteyenler hemen sağdaki ilk odaya gidebilir. Çünkü onlar franchising sistemine göre tanınmış ülkeler tarafından açılabilir. Kuzey Kıbrıs tanınmış ülkeler arasında değildir. Bu yüzden bu markalar burada yoktur. Bunlar açılamıyor. O şekilde kabul ediyor. Orada mavi bir tane var. Söylemiştim ara bölgede yaşayan aileler var diye. Bu gördüğümüz evlerde ara bölgede yaşayan aileler. Sınırda yaşıyorlar. Yani birkaç tanesi. Sağdan bakarsak eğer barikatı görebiliriz. Telli bir barikattır. Sivil vatandaşların yaklaşması yasaktır. Sadece askeri aileler yaklaşabilir. Ve buranın polis genel müdürlüğüne ait olan kişiler. Gördüğümüz yıkık evler 74 döneminde savaşın yaşanmasından dolayı yıkılan evlerdir. Tarihin izlerini herkesin, gerek burada yaşayan, gerek sizler gibi yurt dışına gelen kişilerin bir nevi hani yani öğrenmesi için bu şekilde bırakıldı, onarılmadılar. Yani Lefkoşa işte bu şekilde bazı yerlerde 3, bazı yerlerde 5 kilometre genişliğinde olacak şekilde birbirinden ayrılıyor. Yakından geçtiğimiz geniş arazi İngiliz konsolosluk binasıdır. İngiltere Kuzey Kıbrıs resmi olarak tanımıyor ama uzun süre adayı yönetmesinden dolayı sur duvarına dikkatli bakarsak yuvarlak biçimdedir. Onlar da mecburen öyle inşa edildi. Osmanlı paşaları burayı bu şekilde inşa ederken köşede bucakta bekleyen Rum ve Ermeni asıllı kişiler, yani Venedikler'i inşa ederken köşede bekleyen Rum ve Ermeni asıllı kişiler Osmanlı paşaları Lefkoşa'yı kuşatma altına aldığında dediler ki Venedikli buraya harcı az koydu, at külleciğini de yıkasın. At külleciğini de yıkılacak, burası da tamamdır diye diye Karamanlı Cafer Paşa 9 Eylül 1570'te tam anlamıyla Lefkoşa'yı fethetti. Yani Venedik bayrağını indirdi, Osmanlı bayrağını dalgalandırdı. Sağda gördüğümüz küçük evlerde, müstakil evlerde 1964'e kadar, yani ilk sınır çizilinceye kadar Türk ve Rum halkı karışık olarak burada bu küçük evlerde yaşıyordu. 64'te göç olayı başlayınca yani güneyde yaşayan Türk aileler kuzeye, kuzeyde yaşayan Rum aileler güneye gitti. Sol tarafta şimdi Cumhurbaşkanlığı köşkümüzü göreceksiniz. Ben Türkiye'deki köşkü görmedim ama herhalde bu onun yanında minnacık kalır. Yani sola bakarsanız eğer kıyaslamak için, ben görmedim onu ama herhalde tahmini konuşurum. Minnacık kadar bu onun yanında. Güvenlik olarak. Bir kişi. Nöbet değişim sırası iki kişi oldular. Bayraklar 10 Temmuz'da asıldı. Önümüzde de 20 Temmuz var biliyorsunuz. Bu yüzden halen daha bayrakları görüyoruz. Şehirden çıkışı sağlayan taştan yapılı 3 büyük kapı var. Kuzeyde sadece bir tanesi kaldı. O da budur. Alttaki kemeli kısım da normalde insanların geçişini sağlayan. Ama trafik 1931'de başlayınca araçlar kemeli kısımdan sığmaz oldu. Mecburen İngilizler duvarları yıktı. 1956 itibariyle kapıya Girne kapısı denildi ki orijinal adı Porte del Fuatore. Osmanlı zamanında Edirne kapısı. 1956 itibariyle adı Girne kapısı oldu çünkü kuzeyde Girne şehri var. Herkese merhaba. Bu uzun günün ardından şimdi odadayız, saat 10.30 falan. O kadar yorgunum ki yani uykusuzluktan öleceğim. Bir sürü yedik içtik ama çok güzel ağırlık çöktü. Yani bugünü şöyle özetlemek istiyorum. Özetleyemiyorum. Keşke hava daha güzel olsaydı çünkü çok sıcak. Ama dolaşamıyorum. Daha güzel derken daha serin. Daha serin yani. O kadar sıcak ki ve o kadar nefes alamıyorum ki
çok kötüydü. Dolaşamadık. Dolaştığından bir şey anlamadım. Sürekli oturup rüzgarın esmesini bekliyorduk gölgede. O yüzden birazcık kötüydü. Ama onun dışında gerçekten çok güzel böyle hem fotoğraflık hem gezilecek yerler var. Ama dediğim gibi havadan dolayı ben pek bir şey anlayamadım. Ve bir Kıbrıs'ta bulunduğumuz yerden, Bafra'dan bir yerden bir yere gitmek çok uzun saatler alıyor. Sabah 9.30'da yola çıktık. Otele geldiğimizde saat 6.45'ti. Hani düşünün çok gezmedik aslında. Durduğumuz her yer böyle 10 dakika, yarım saat durduk. Full yolda geçti zamanımız. Bu arada bugün cumartesi, geriye pazar, pazartesi, salı. 3 günümüz kaldı. Çok heyecanlıyım. Evet, İstanbul'a gitmeyi istemiyorum açıkçası. Hiç özlemedim İstanbul'u. İyi geceler. Evet, bugün günlerden 16 Temmuz Pazartesi. Ben de giyindim. Spor kıyafetlerimi giyindim. Spora gideceğim. Daha sonra ablamla birlikte kapalı havuza geçeceğiz. Orası çok güzel, dün keşfettik. Bir de bir şey söyleyeceğim. Saat 1 kahvaltı falan ettik. Ama o kadar uyku var. Bu yatak gerçekten... İstanbul'da kendi yatağımda bu kadar rahat uyuyamıyorum. Bu kadar derin uyuduğumu hiç hatırlamıyorum. Ama buranın temiz havası herhalde. O kadar güzel uyuttu ki. Her uyuduğumda gözümü kapatıyorum, tak gidiyorum. Bunu çok özlemişim. Ve o kadar çok yemek yedim ki burada. Çok kilo aldım hissediyorum o yüzden. Bugünden bir diyetimsi az yemeye başladım. Meyve yulafla başladım güne. Akşam yemeği falan hiç yemek istemem, yemek görmek istemem. O kadar iğrenç midesiz insanlar görüyorum ki tabaklarını görecek sesim geliyor. Çok kötü oluyor ama gerçekten güzel şeyler yapıyorlar. Ne yapabilirim? Yani neyse, konumuz bu değil. Ben şimdi spora gideceğim. Ablam aşağıda, o kapalı havuza geçecek. Annem, anneannem Deniz'in orada. Deniz bugün çok dalgalıymış. Ben zaten güneş çıkmayı artık istemediğim için. O yüzden şimdi spora gideceğim. Video falan izleyeceğim spor yaparken. Tekrardan aynı hocaları sürdüm ama tırnaklarım bu sefer iyice kütleştirmeye çalıştım. Bu çok olmadı ama şu daha bir iyi oldu sanki. Bu arada şey yapayım diyorum. İstanbul'a dönünce cilt bakımına falan gideceğim. Bayağı bir şeyler yaptırayım diyorum kendime. Ama onun dışında tırnak, protez tırnak mı yaptırsam, böyle çok doğal duran küt tırnaklar oluyor ya. Benimkiler çünkü çok sürekli kırılıyor. Ve videolarda böyle her zaman aklıma gelmiyor tırnaklarımı yapmak. O yüzden galiba protez tırnak taktıracağım ama böyle gerçeği çok yakın, böyle upuzun olanlardan değil. Bir de gördüğüm örnek tırnaklar var, çok beğendim. Böyle bir şey yaptırabilirim. Beğenmezsem, rahat edemezsem çıkarttırırım zaten. Şimdi böyle bir şey düşünüyorum. Eğer önerirseniz söyleyin yani. Eğer yaptırdıysanız ve rahatsa. Benim birkaç arkadaşım yaptırdı veya yaptıranları dinledim YouTube'da falan. Herkes çok memnun. Abartı uzun olmadığı sürece, normal olduğunda herkes çok rahat olduğunu söylüyor. Ay, yatarak konuşmak çok zormuş ama kalkmaya gücüm yetmiyor arkadaşlar. Ben şimdi kapatıyorum. Spora gideyim. Bugün akşam bavulları toparlayacağız. Dediğim gibi kendime bavul aldım. Hatta nerede olduğunu bilmiyorum. Annem galiba şuraya koymuş. Hayır, burada da değil. Evet, burada. Louis'den Louis Vuitton'un şeylerini aldım da gittim. Burada annem otelden buldu. Şey, sargı bez aldık. Sargı bezi diyorum. Allah'ım, kafayı yiyeceğim. Bunların adı ne denir işte? Karton erişik kağıdı, bildiğiniz arkadaşlar. Zarar görmesin diye sardım bunları. İçinde bir ortası ve en küçüğü var. Küçüğü de çok küçük değil aslında ama.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz en son görüntü bizim son akşamımızdı ve biz bavullarımızı toparlıyorduk. Laptopumun hafızası da olduğu için, fotoğraf aktarımı hiçbir şekilde sağlayamadığım için, montaj programım da şu an çöktüğü için videonun geri kalanını tamamlayamıyorum. Hatta bu videoyu bitirdikten sonra gidip yeni bir bilgisayar almaya gideceğiz babamlarla. Yani bayağı kötü bir durumdayım şu an. Videonun geri kalanını geçirdiğimiz son günü yeni bilgisayar aldıktan sonra sizlere tamamlamak istiyorum. Eğer siz de merak ediyorsanız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Son gün dönüşümüzde kötü bir olay yaşamıştık zaten uçakla ilgili. Onu da anlatmak istiyordum. Bunların ikisini birleştirip bir video yapmayı planlıyorum. Ama şu anlık gerçekten elimden hiçbir şey gelmiyor ve hiçbir şekilde montaj yapamıyorum. Sizden çok özür dileyerek son günü bitiremedik. Sizlerle birlikte kapanış yapamadık ama devamı dediğim gibi sizlere göstereceğim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen tıklamayı unutmayın. Eğer kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. İnşallah bu videoyu kaydedebilirim. Kaydetmemesinden bile korkuyorum çünkü bilgisayarım gerçekten şu an çöktü. Sıfırlamayı planlıyorum veya dediğim gibi yepyeni bir bilgisayar alacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizden tekrardan özür diliyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.